Herkese merhaba. Benim ismim Emre Berksun. Ben Expatrio'da Türkiye pazarından sorumlu olarak görev yapıyorum. Bugün sizlerle çok kısa bir süre içerisinde Expatrio'dan bloke hesabınızı nasıl açabilirsiniz, bunları açmak için ilk adımlar neler, onlara birlikte bakıyor olacağız. Önümde gördüğünüz şu anda paylaştığım ekran Expatrio'nun ana sayfası. Sizler de bu Expatrio ana sayfasına girdiğinizde bu görüntüyle karşılaşacaksınız. Burada Open Block Account diye bir sekme var. Öncelikle oraya tıklayarak süreci başlatıyoruz. Daha sonrasında burada Almanya'da ne yapacaksınız diye bir soru karşımıza geliyor. Burada işte yüksek lisans öğrencisiyseniz master yazmanız gerekiyor. İşte Erasmus'a geldiyseniz exchange student seçmeniz gerekiyor. Dil okuluyla geldiyseniz language student seçmeniz gerekiyor. Ben şimdi örnek olsun diye e, üniversite öğrencisi master işaretledim burada. Daha sonrasında burada next tuşuna basıyoruz. Daha sonra burada 18 en az 18 yaşında mısınız diye bir soru geliyor. Çünkü 18 yaşın altına bloke hesap açılmıyor Expatrio tarafından. Burada da evet deyip bir sonraki adıma geçiyoruz. Bu adımda e, aylık bloke edeceğiniz tutarı giriyorsunuz. Yani bu normalde şu anda 2021 için ve şu anda 2022 için devam eden rakam henüz bir güncelleme gelmedi. Üniversite öğrencileri için 861, dil okulu öğrencileri için aylık 947 euro olacak şekilde. Sizin aldığınız eğer bir burs, e, hibe vesaire var ise o rakamı bu tutardan aylık olarak buradaki 861'den ya da 947'den düşüp buraya yazıyorsunuz. Ondan sonra kaç aylık bloke hesap açmak istiyorsanız buradan seçiyorsunuz. Yani 1 aydan 12 aya kadar bloke hesap açabilirsiniz. Daha sonrasında burada aşağıda 100 euro sizlerden bir depozito alınıyor. Yani bu uluslararası para transferlerindeki kesintiler, olası kesintiler için alınan bir rakam. Daha sonrasında burada Expatrio'nun diğer ücretleri mevcut. Sonraki adıma geçiyoruz. Burada e, sağlık sigortası ile alakalı bir şey karşımıza çıkıyor. Eğer sağlık sigortası almak istemiyorsanız, burada bunu kapatmanız gerekiyor. Ancak sağlık sigortası ile ilerleyecekseniz, bunun aktif olması gerekiyor ve bu şekilde e, başvurumuza başlıyoruz. Yaşımızı seçiyoruz burada. Daha sonrasında çocuğunuz var mı sorusuna yanıt veriyoruz. Burada şu anda en son karşımıza çıkan sonuç bu expatrio value package ile. 49 euro, hesap açılış ücreti olan 49 euro size son ay içerisinde geri iade ediliyor olacak. Başta bu ücret sizden alınıyor, daha sonrasında size son ay geri iade ediliyor. Burada genel bir özeti görüyorsunuz. Başvuru kısmına geçiyoruz daha sonrasında. Burada kendi kişisel bilgilerinizi girmeye başlıyorsunuz. Ben burada daha öncesinden doldurmuştum. İşte adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, telefon numaranız, mail adresiniz bu bilgileri giriyorsunuz. Daha sonrasında Next'e tıklıyoruz. Burada adresinizi giriyorsunuz. Ben şu anda Almanya'da olduğum için Alman adresimi girdim. Ancak sizler hani Türkiye'deki adresinizi girebilirsiniz buraya rahatlıkla. Bir sonraki adıma geçiyoruz. Burada üniversitenizi seçiyorsunuz. Hangi üniversitede, hangi bölümde okuduğunuzu ve e, şu kısımda tahmini Almanya'ya varış tarihinizi, şu kısımda tahmini e, okulunuzun başlangıç tarihini giriyorsunuz. Bu bilgiler giriliyor. Sonraki adıma geçiyoruz. Burada işte nerelisiniz, hangi ülkeden geleceksiniz, e, nereden vizeye başvuracaksınız. Ben Ankara seçtim burada örnek olarak. İşte burada daha öncesinde Türkiye'de sağlık hangi sağlık sigortası altında bir kavraıcınız var bunu girmeniz gerekiyor ancak çok önemli bir kısım değil buraya yani herhangi bir şey bir şey yazıp geçebilirsiniz sonraki adıma geçiyorum buraya bir pasaport fotoğrafınızı yüklüyorsunuz Ben daha öncesinde bu işlemi yapmıştım pasaport fotoğrafımı yükledim buraya pasaport numaramı da buraya yazdım unutmayın burada bunun pasaportun bir fotoğraf olması önemli tarayıcı tar, taratılması istenmiyor. Bir fotoğraf olması önemli bütün üstündeki bilgilerin hepsinin okunabilir olması önemli. Yoksa bloke hesap açılışınızda pasaport onayınız gelmiyor ve süreç maalesef e, uzayabiliyor. İsterseniz ama pasaportunuzu daha sonra da yükleyebilirsiniz. Şuradaki kutucuğa tıklayarak pasaportumu daha sonra yüklemek istiyorum da tıklayabilir e, seçeneğini seçebilirsiniz. Bir sonraki adıma geçiyorum. Şimdi burada aslında yapmamız gerekenler bitti. Burada en son işte e, hükümler ve koşullar diyeyim. Bunların kabul edilmesi bekleniyor. Expatrio tarafından sizlerle düzenli iletişim kurulabilmesi adına Expatrio ve işbirlik işbirliği yaptı. İşte e, sağlık sigortası firmaları tarafından diyeyim. Buradaki kutucukların hepsini işaretledikten sonra Confirm and Submit tuşuna bastığınız anda şu anda bloke hesap başvurunuz gerçekleşmiş durumda. Gördüğünüz gibi 5 dakikadan kısa bir süre içerisinde bloke hesabı açılışınız gerçekleşti. Şu anda e-mailinize çok kısa bir süre içerisinde bir e-mail gelecek ve daha sonrasında size yapmanız gereken adımlarla alakalı o mailin içerisinde yapmanız gerekenleri bulabileceksiniz. Bu Expatrio ile bloke hesap açılışı bu şekilde kolay ve kısa. Herkese yeni döneminde bol şans dilerim.